sonunda gelileceğini, küfür ve nankörlüğün başı
sevinmek ibadettir bugün. Bugün en büyük sadaka sevinç vermektir. Bugün evlerden evlere, ülkelerden ülkelere, kıtalardan kıtalara sevgi, merhamet ve iyilik taşıyacağımız gündür. Kardeşlerim, biliyorum sevinçlerimiz gölgelidir. Zira biz bayram yaparken İslam ümmeti acılar içinde kıvranmaktadır. Ne yazık ki bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Biliyorum kalplerimiz mahzundur. Zira biz bayram yaparken bayramı bayram gibi yaşayamayan mazlum ve mağdur kardeşlerimiz var. Silahların gölgesinde hayat mücadelesi veren biliyorum, yürekleriniz buruktur. Zira biz bayram yaparken İslam diyarlarında yerlerinden, ruhlarından edilmiş, ölüm korkusuyla evlerini terk etmiş insanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mülteciler, kimsesizler var. Ancak bugün bize düşen yangın yerine dönen yüreklerimizi her şeye rağmen bayramın meclisiyle canlandırmaktır. Viran olan hanelerimizi bayram sevinciyle mahmur eylemektir. Bugün bize düşen Ramazan'da iftar sofrasında katledilip bayramı göremeyen kardeşlerimiz adına da bayramı hakkıyla eda etmektir. Bugün bize düşen huzurlu bir bayram sabahına gözlerini açamayan yavrular adına da bayram yapmaktır. Bayramı sürur içerisinde geçirmektir. Bugün İslam alemi olarak bize düşen yüreklerimiz mahzun olsa da bayramlarımızın hakkını vermek ve onu mahzun göndermemektir. Zira İslam dünyası olarak yek vücut olup bayramların yüzünü güldürebilirsek ancak yüzümüz gülebilir. Kardeşlerim, eğer bugün bu bayram sabahında Sultanahmet Camii'nin minberinden nefesim yetip sesimi tüm yeryüzüne duyurabilseydim, bütün insanlara şöyle seslenirdim: ey insanlar, hepimiz yeryüzüne büyük insanlık ailesinin birerler değil miyiz? Hepimiz Hazreti Adem'in, Hazreti Havva'nın çocukları değil miyiz? Hepimiz bir Allah'ın kulları değil miyiz? O halde nedir birbirimizden alıp göremediğimiz?
Müslüman Müslümana zulmetmez, buyurmadın mı? Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmaz, onu hor görmez, buyurmadın mı? Ve sonra sadece yığınla sehnet birikliğindeki için yaşayanlara şu ulu mabedin minberinden bir söz söylemek isterdi ve derdi ki: ey Allah'ın sonsuz hazinesinden kendilerine lütufta bulunduğu servet sahipleri, ey dünyanın tüm zenginliklerini aralarında bölüşen mutlu azınlık, merak ediyorum yoksullukla kıvrananlara gözleri, açlıktan inleyenlere kulakları, soğuktan donanlara kafaları, işsizlere, hastalara, çaresizlere yürekleri kapatarak nasıl mutlu olabiliyorsunuz? Yeryüzünde nasıl mesut yaşayabiliyorsunuz? Paylaşmamız için veren, infak etmemiz için ihsan eden Mevla'ya bu kadar bencilliğimizin, cimriliğin, tamahkarlığın hesabını nasıl vereceksiniz? Verdiklerini bir gün geri alırsa şayet, o zaman kimin kapısına gideceksiniz? Kardeşlerim, ve eğer bugün sesim nefesim yetişseydi, yetseydi, bir seslenişimi de ilim sahiplerine, ilmini öğretmeyen, ilminin gereğini yapmayan, hakkı ve hakikati söylemeyen bilginlere, aydınlara, alimlere, mütefekkirlere, ariflere yapmak isterdim ve derdim ki: ey alimler, ey bilginler, ey ariler, nefsimi de katarak söylüyorum. Resul-i Ekrem, alimler peygamberlerin varislerini buyurmamış mıydı? Sizler peygamberlerin mirasçıları değil miydiniz? Sizlerin görevi ümmete rehberlik yapmak iken nasıl oldu da Müslümanlar arasındaki kavgada taraf oldunuz? Dökülen masum kanların vebalini, hesabını Allah'a verebilecek misiniz? Bugün coğrafyamızın en şeni cürümlerini dini öğretilerle temellendiren kan dökme heveslisi insanlık düşmanlarının yaptıklarında, işledikleri cinayetlerde sizin verdiğiniz gayesiz, mesnetsiz, heva ve hevese dayanan dini fetvaların, sözü buna cihan çağrılarının hesabını nasıl vereceksiniz? İslam ve masum olarak bizler haç menasikini ima içinde karınca ömrünün hükmünü uzun uzun izah ederken masum insanları katletmeyi ve bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek olduğunu hayırlamayı ihmal etmedik mi? Bir hasta İslam'ın yüce hakikatlerini güç devşirmeye, çıkar sağlamaya hakikati sadece kendinde görenler, hedefine ulaşmak için her yolunu varsayanlar, köyü köyüne idare tümüyle iradeyle teslim alanlar, bütün bunların vebalini, hesabını Allah'a verecekler. Ve son olarak, son iki asırdır İslam coğrafyasının dini kültürel pay hatlarıyla oynayan İslam topraklarını işgaller, söz dinletemeyenlerin hakikatte hiçbir şeye mutlaka olamayacaklarını Allah'a
kucaklaşalım, bayramlaşalım. Ey oruç tuttukça şefkat ve merhameti kuşanan, güneşin batışını sevinçle, gün doğumunu huzurla karşılayan kardeşlerim. Gelin, tarihteki Muhammed Mustafa gibi, bugün bizi taşlayanlara bile, Fazime-i Nebi'yi ve tekrimen yetekâmet-i şerîşe-i safiyyi ve bâle
قلوبهم لعلهم